Merhaba arkadaşlar. Yine bir tanıtım videosuyla beraberiz ama bu tanıtım videosu değil. Bu 2+1 veya 3+1, 4+1 evimizdeki ev sınama sistemini arabaya takmayı anlatacağım size arkadaşlar. Bu 1+1 oluyor galiba. Bu Amfili. Şöyle şu taraftan gösterir misin? Şöyle ayarları var. 1+1 oluyor galiba. Şöyle de şurayı da göster. Markası bir sıradan bir marka. Orası Forton bir diğer bir şey. Şimdi buradaki olayı anlatacağım arkadaşlar size. İnternette bu tarz videoları hiç bulamadım ben. Var da adam şeyi takıyor. Elektrik yüksel. İnvertörü takıyorlar. 12 voltu alıp invertörü takıyorlar. Ben invertörü ortadan çıkartacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu. Bunun bütün 2+1, 3+1 bunların hepsinde vardır bu. Arkadaşlar şu şekilde olması lazım yalnız. Buradaki olayı gelin. Yaklaştır. 12 volt. Şu 2+ önemli değil. 12 volt 1.5. Yani amperi de önemli değil fazla. Önemli olan 12 volt. Yani umport. Yani umport. Yani çıkış. Yani 220 alıp 12 volt çıkıyorsa bir amfi sistemi bunu arabanıza takabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde olanları arabaya takabilirsiniz. Gelin şöyle yaklaştır yine. Şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Anam. Dallar yıkıldı. Şimdi ben bunu söktüm. Bu sistem şu şekilde şuradandı. Ben bunu kestim. Şurayı da kestim. Bu adaptöre giden şey. Adaptörden çıkan kablo da şuraya giriyor. Şuraya giriyor. Burada 3 tane kablo olarak giriyor arkadaşlar. Bu kablo iptal. Bunu kullanmıyorsunuz. Bunların biri artı biri eksi. Artık onu siz deneyip deneyeceksiniz. Bu şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bu da şöyle bir şey. Bu da 12 volt 1 amper. Yani amperi fazla önemli değil arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Ben şimdi bunu arabada da deneyeceğim. Ben şu an 1 amperli şekilde deneyeceğim. Arabada da deneyip arabadan da bir video çekeceğim sizlere arkadaşlar. Eğer olursa yani amper fark etmediğini inanıyorum. İnanmak istiyorum. Büyük ihtimalle amper fark etmeyecek. Eğer sadece 12 volt olarak deneyip arabada sizlere videomu göndereceğim arkadaşlar. Ses denemesi olarak deneyelim. Ondan sonra arabada çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Amper olayı çünkü kafama takıldı. Elektriklerden anlayan arkadaşlarımız vardır. Yorumlarda yapabilirsiniz. Bu amper 12 volt olayı. Yani 12 volt olan bir şey her şeyde çalışır mı? Volt mu önemli? Amper mi önemli? Amper bildiğim kadarıyla güçtür. Amper. Müziğe çok yüklenirsen amperi düşük geliyorsa müziği keser. Ama bir de çok yüksek gelirse amper yüksek olursa kolonları patlatabilir mi? Amfiyi patlatabilir mi? O da meçhul. Artık deneyeceğiz. Sizin için feda olsun bir artı birimiz. Şimdi ses denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Şu Bluetooth aparatımız. Hemen şunu takalım. Burada çocuk sesleri çok geliyor arkadaşlar. Sitede otururuz maalesef. Çayımı içeceğim. Ayıptır söylemesi. Evet şimdi burada böyle bir zzz diye bir ses çıkıyor. Şunlardan dolayı elimi tutuyorum gidiyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunları bantladıktan sonra bu mevzu gidecek. Şimdi hemen bir tehripsiz bir parça açalım. Hazırda bekletiyorum zaten ben. Şimdi bir dakika. Şimdi açıyorum. Ses geliyor buradan böyle. Bakıyorum bir dakika. Niye çalmadı? Bluetooth mu kapandı? Yok, Bluetooth açık. Müzik durmuş. Evet abi, ses de bu. Şöyle ileri alalım biraz. Patlatın be. Evet arkadaşlar ses çok boğuk çıkıyor fark ettiyseniz. Bunun sebebi %99 amper veya
şu kabloların böyle dağınık olduğu için. Bunu ben TV'ye taktıktan sonra, hatta şu birbirlerini de yumuş ya. Ay dur bir dakika. Telifsiz şarkı açalım bir daha. Şu an çızıltı gitti farkındaysa. Değiyormuş burada. Evet. Patlasın be. Ses kısıp açabiliyoruz. Bat. Evet, bir de çok bas verdiği zaman hemen sesi kesiyor. Herhalde amper yetersiz kalıyor. Evet, bayağı hissettiriyor. Şimdi gel, yaklaş. Bunu düşünün ki arabadan geliyor. 12 volt olarak. Şöyle müziğin sesini kısalım. Düşünün ki arkadaşlar bu arabadan geldiğini düşünün. Bu zaten akü şarj alet cihazı. Akü şarj ediyoruz bunlarla, bitmiş olanı. Evet, demek istediğim şu, yani bunu düşünün ki aküden geldiğini veya aküden değil de, evet aküden gelsin. Çünkü direkt şeyden, ışıktan mışıktan sağdan soldan aldığınız zaman verimli çalışmayabilir arkadaşlar. Bunları aküden geldiğini düşünün. Aküden gelen elektrikli buraya takıyorsunuz. Şimdi ben takacağım. Bu şekilde de bir video size, bu videonun devamına ekleyeceğim. Umarım çalışır. Umarım patlatmayız. Umarım güzel bir ses alırız. Videonun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi tesisatımızın devamını çekmek istiyorum arkadaşlar. Gelin hemen. Şuradan elektrik kablomuz bu arkadaşlar. Şuradan geliyor. Bunu öteki videonun devamında var zaten gerisini. Şöyle şuradan bir elektrik alırım. Buradan geliyor. Şurada burada ses içeriden geliyor. Teyipten gelen içeriden. Bunun onları da benim kendi tesisatım. Bunlar işte 1+1 arabaya takacağım arkadaşlar. Bunu anlatıyorum size. Şimdi bunu içeride söktüm. Zaten videonun gerisinde gözüküyor. Hemen size bir test videosu çekelim. Şöyle bağladım. Videomuzu da başlatalım. Şöyle yaklaştık. Bir dakika, biraz ileri alalım. Ya zaten belli oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yani demem o ki arkadaşlar, ev sinema sistemini arabamıza takmış olduk arkadaşlar. Ev sinema sistemini. Burada ses kısıp açabiliyoruz. Burada titreşimini de göster. Evet. Şimdiki videomuz bu kadar arkadaşlar. Böyle bu tarz videolar gelmesi için yorum ve beğeni ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.